Merhaba değerli izleyenlerimiz. Yine gazete manşetleriyle, gazete özetleriyle karşınızdayız değerli izleyenler. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Yine basına yansıyan haberleri aktaracağız sizlere. İlk olarak Yeni Düzen Gazetesi ile başlıyoruz. Yeni Düzen Gazetesi'nin bugün manşetten verdiği haber, suç yoksa cezada yok başlığını taşıyor. Yeni Düzen'in dün manşetten duyurduğu 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk RT'nin Türkiye'de IŞİD terör örgütüne katılmak üzereyken tespit edilerek yakalanma haberinin ardından gözler bu kez nasıl bir süreç işleyeceğine çevrildi. Olayın hukuki boyutunu hukukçulara sorduk, suç yoksa cezada yok denildi. Yeni Düzen'e konuşan avukat Ahmet Sait Sayın, Kıbrıslı Türk RT'nin terör örgütüne katılımının gerçekleşmediği için Fasıl 154 ceza yasası kapsamında bir suç unsuru teşkil etmediğini dile getirdi. Sayın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının yabancı bir ülkede kesin suç işlemesi halinde Kuzey Kıbrıs'ta yargılanabileceğini de vurguladı. Detaylar Yeni Düzen gazetesinin iç sayfalarında yer alıyor. Maliye Bakanı 1 Ekim Özgür, 2015 yılı içindeki tüm mükellefiyetlerimizi yasal çerçevede yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın dedi. Detaylar iç sayfasında yine Yeni Düzen gazetesinin değerli izleyenler. Biraz göz atalım. Maliye Bakanı 1 Ekim Özgür, kamu çalışanlarına yönelik 13. maaş tartışmalarına sosyal medyadan yanıt verdi. Açıklaması şu şekilde. Bugün ana muhalefet partisi Demokrat Parti Milletvekili Sayın Hasan Taçoyun 13. maaşın ödenemeyeceği aşikar şeklindeki açıklamasını hayretle okudum. Ülkemizde muhalefetin siyasi iktidarsızlıktan veya siyasi iktidarsızlığa yol açabilecek mali konulardaki olumsuzluklardan medet ummak yerine gerek hükümet ortaklığı gerekse muhalefet dönemlerinde kamunun mali sürdürülebilirliği için ne yaptıkları veya ne önerdikleriyle sınandıklarının bilinciyle siyaset yürütülebilmesini çok isterdim. Ancak bu şekilde toplumsal ilerlememize katkı yapabilecekleri çok açıktır. Kamuda mali sürdürülebilirlik, kamunun ödeme taahhüdünde bulunduğu tüm ödemeleri sürdürülebilir şekilde ödeyebilmesi anlamına gelir. Bu toplumsal bir hedeftir ve biz kendi kaynaklarımızla mali yönden sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak için siyasi bir mücadele yürütmekteyiz. Diğer taraftan henüz kendi kaynaklarımızla bu yapıyı oluşturana kadar da bir yandan yapısal dönüşüm odaklı reformlarımızı hayata geçirirken aynı zamanda bu süreçte karşılaştığımız açıklarımızı da giderebilmek adına Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşmalara bağlı kredi kullanmaktayız. En kötü ihtimalle de çok mecbur kalınması halinde borçlanma yoluyla açığımızı gideririz. Türkiye yetkililerine biz sizinle imzalanan anlaşmayı okumadık bile çünkü bu anlaşmaya karşıyız diyenlerin ve bugünkü mali yönden sürdürülebilir olmayan sistemin mimarlarının siyasi mirasçısı konumunda olanların bugün itibariyle siyasi istikrarsızlıktan medet umuyor olması tesadüf olarak nitelendirilebilir mi? Bugüne kadar her yılın sonunda gündem konusu olan bir mükellefiyetimizle ilgili sıkça asparagas açıklama ve yayımlamalar yapılmaktadır. Ben Maliye Bakanı olarak bu konudaki açıklama talepleriyle ilgili hep şunu söyledim. Açıklama yapmadık, yapmayacağız. Biz bütün mükellefiyetlerimizi yerine getiririz. Nakit durumumuzu buna göre ayarlamak için çalışırız. Bu çalışmalarımızla ilgili veya genelde mükellefiyetlerimizle ilgili basına açıklama yapmak gibi bir yaklaşımımız yok. Bu yaklaşım çerçevesinde halkımızdan ricam hükümetimize güvenmeleri, siyasi istikrarsızlıktan medet ummanlara kulak asmamalıdır. 2015 yılı içindeki tüm mükellefiyetlerimizi yasal çerçevede yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın kamuoyuna saygıyla şeklinde Maliye Bakanı 1 Ekim Özgür'ün açıklamaları yer alıyor Yeni Düzen gazetesinde. Çocuk bezi Güney'den, özellikle çocuklu aileler için büyük önem taşıyan çocuk bezi fiyatlarının Güney'de çok daha ucuz olması neden sorusunu gündeme getiriyor. Kıbrıs'ın güneyinde 19.69 Türk lirasına satılan çocuk bezi, kuzeyde 27.95 Türk lirası. Yeni Düzen bir evin temel ihtiyaçları ile ilgili hem kuzeyde hem de güneyde yaptığı fiyat araştırmasını tekrarladı. Aynı marka ve aynı ürünler için vatandaşların güneyde 289.998 Türk lirası ödemesi gerektiği görülürken kuzeyde bu fiyat
355.88 Türk Lirası oldu. Tavuk etinin kuzey, kırmızı etin ise güneyde daha ucuz olduğu görülüyor. En fazla tüketilen ürünlerden olan süt, yumurta, şeker ve yoğurt fiyatlarının kuzeyde daha ucuz, güneyde ise pahalı olduğu tespit edildi. Detaylar yine Yeni Düzen Gazetesi'nin iç sayfasında okuyabilirsiniz değerli izleyenler. Yeni Düzen Gazetesi'nin ilk sayfasını böylelikle tamamlıyoruz. Kıbrıs Gazetesi'ne bakacağız bu kez de. Kıbrıs Gazetesi'nin manşetten verdiği haber Ercan'da yoğun trafik başlığını taşıyor. Yılbaşı döneminde Ercan Havalimanı'na 193 uçağın ineceği, 192 uçağınsa kalkış yapacağı, toplamda 385 karşılıklı sefer yapılacağı bildirildi. Yılbaşı döneminde Ercan Havalimanı'nın trafiğe yine çok yoğun olacak. 30 Aralık 2015, 3 Ocak 2016 arasındaki 5 günde Ercan'a 193 uçağın ineceği, 192 uçağınsa kalkış yapacağı bildirilirken yaklaşık 51.200 yolcuya hizmet verileceği de kaydedildi. TNT Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Genel Müdürü Serhat Özçelik, yeni yılda da Ercan'a yönelik uçuşlardan turizme canlılık geleceğini söyleyerek neredeyse tüm otellerinde dolacağına işaret etti. Serhat Özçelik, gelen ve giden yolcular listelerine bakıldığı zaman en fazla seferin 108 iniş kalkışla 3 Ocak tarihinde gerçekleşeceğini kaydetti. Özçelik, Ercan'a 30 Aralık günü 32 geliş, 30 gidiş olmak üzere 63 sefer, 31 Aralık tarihinde 45 geliş, 42 gidiş toplam 87 sefer, 1 Ocak'ta 30 geliş, 31 gidişle 61 sefer, 2 Ocak'ta 32 geliş, 35 gidişle 67 sefer ve 3 Ocak'ta ise 54 gidiş ve 54 geliş olmak üzere 108 sefer planlandığını belirtti. Kıbrıs Gazetesi Ercan'da yoğun trafik başlığını taşıyor bugün manşetine değerli izleyenler. 600 yıllık tarih kurudu. Köylülerin uyarıları yetkililer tarafından dikkate alınmadı ve Çınarlı Köyü'nün sembollerinden olan sözde koruma altında tutulan 600 yıllık değirmi çam ağacı Akdeniz çam kabuk böceğinin kurbanı oldu deniliyor. Detaylar yine iç sayfalarda. Sürmanşetten verilen haber, soğuğa rağmen denize girdiler. İskele Belediyesi'nin bölgede yaşayan yabancılara yönelik düzenlediği Noel etkinliğine katılanlar hem eğlendi hem de kanser hastalarına katkı topladı. Detaylar iç sayfada. Mükellefiyetimizi yerine getireceğiz. Maliye Bakanı Birikim Özgür'ün açıklamaları Kıbrıs Gazetesi'nde de yer alıyor. Kıbrıs Rum Yönetimi eski başkanlarından Vasilio, Annan planına hayır diyeceğimizi söyleseydik Avrupa Birliği'ne giremezdik dedi. Papadopoulos Avrupa Birliği'ni aldattı. İç sayfalarda yer alan bir diğer haber. Mart'ta alver, Haziran'da çözüm. Katimerini gazetesi 2016'nın ilk 3 ayında Bürgenstock gibi tipi bir toplantı öngörüldüğünü öne sürdü. Detaylar yine iç sayfalarda yer alıyor. İzciler ve öğrenciler Gençlik Dairesi organizasyonuyla Lefkoşa'da yürüyüş düzenledi. Emniyet kemeri ve kask takmayan kalmasın. Ercan Havalimanı'ndaki yeni trafik düzenlemesinde otopark alanları dışındaki yerlere park edilemeyecek, para cezası uygulanacak. Rusya'nın 30 Eylül'den bu yana Suriye'ye yönelik operasyonları açıklandı. Rusya, Suriye'de 5000'den fazla operasyon yaptı. Yine detaylar iç sayfalarda. Küçük Kaymaklı şehitleri ve Şehit Hüseyin Russo düzenlenen törenle anıldı. Varoluş mücadelesinde önemli katkıları var. Logo yanından aktarılan bir haberdi. Tamamlıyoruz Kıbrıs Gazetesi'ni. Havadis Gazetesi'ne bakıyoruz bu kez de. Havadis'in manşetten verdiği haber, Hellim'de geç kalma endişesi. Hellim'in Avrupa Birliği'nde coğrafi tescili için yapılan başvurunun itiraz süresi 28 Aralık'ta dolacak. İtirazların görüşülmesinin ardından tescil süreci başlayacak ancak tescile uygun üretim için Kuzey Kıbrıs'ta henüz adım atılmadı deniliyor Havadis Gazetesi'nde. Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği Komisyonu'na yaptığı Hellim'le ilgili coğrafi tescil başvurusu,
Hellimin %51 küçükbaş, %49 büyükbaş hayvan sütünden yapılmasını öngörüyor. Güney Kıbrıs küçükbaş hayvan sütünü artırmak için 35 milyon euroluk bütçe ayırdı. Kuzeyde ise henüz hiçbir adım atılmadı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, gerekli tedbirlerin bir an önce alınmaması halinde tescile uygun hellim üretiminin zora gireceğinden endişeleniyor. Naimoğulları küçükbaş sütünün artırılması için bir an önce tedbir alınmasını istedi. Hellimin Avrupa Birliği'ndeki tescili için yapılan başvuruya itiraz süresi pazartesi günü doluyor. Şimdiden tescile karşın Arap ülkeleri, Avustralya ve Avrupa'dan yapılan itirazlar var. Avrupa Birliği Komisyonu sürecin dolmasının ardından 5-6 aylık süreçte itirazları değerlendirecek, sonrasında ise tescil yapılacak. Kuzey Kıbrıs'ın tescil dışında kalmaması için Kuzey Kıbrıs'ta üretilen hellimin tescile uygun olup olmadığının denetiminin Avrupa Birliği'nde kayıtlı bağımsız bir şirket tarafından yapılması konusunda uzlaşıya varıldı. Uzlaşı yeşil hat tüzüğünde yapılacak değişiklikle resmiyet kazanacak. Havadis manşetten aktarıyor bu haberi, hellimde geç kalma endişesi başlığıyla. Çocuklarım trafik isyanı yollara taştı. Lefkoşa'da izciler ve öğrenciler Gençlik Dairesi organizasyonuyla dün "Trafikte güven istiyoruz ve kalbini yolda bırakma" yürüyüşü yaptı. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın da destek verdiği yürüyüşe 45 okuldan öğrenciler ve izciler katıldı. JES 2'ye bindi ve geldi. Bakanlar Kurulu kararıyla 2014 yılında adadan ihraç edilen Ahmet Kırdar yasal olmayan yollardan ülkeye yeniden geldi. JES 2'ye bindi ve geldi başlığıyla yer alıyor haber. Polis alıcının peşinde güneyden getirdikleri 99 paket uyuşturucuyla yakalanan Pakistan uyruklu iki kişi hakkında başlatılan soruşturma devam ediliyor deniliyor Havaris gazetesinde. Logo yanına bakıyoruz Havaris'in. Diyarbakır'da yaşananlara Lefkoşa'da protesto, detaylar iç sayfada. Maliye Bakanı Birikim Özgür'ün açıklamaları ise sürmanşetten aktarılıyor. Özgür, ana muhalefet Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Sekreteri Hasan Taçoy'un 13. maaşla ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özgür halka çağrı yaptı. Siyasi istikrarsızlıktan medet umanlara kulak asmayın. Daha önce detaylarıyla aktardık sizlere bu haberi. Havadis'inde sürmanşetinde yer alıyor. Tamamlıyoruz Havadis gazetesini. Halkın Sesi gazetesine bakıyoruz bu kez de. Halkın Sesi'nin manşetten verdiği haber, "Avans yok, kriz var" başlığını taşıyor. Hemen her yıl 13. maaşları bir sonraki yılın bütçesine avans olarak Türkiye'den alarak ödeyebilen hükümet, bu yıl reformların yapılmadığı ve su yönetiminin yol açtığı kriz nedeniyle Türkiye'den maaş ödemesi için ek kaynak alamadı şeklinde haberi var Halkın Sesi'nin. Maliye Bakanlığı'nın memur, emekli ve diğer kamu çalışanlarının 13. maaşları ödeyebilmesi için yaklaşık 185 milyon Türk lirasına ihtiyacı bulunuyor. 185 milyon Türk liranın önemli bir miktarını hazır eden Maliye Bakanlığı'nın kalan açığı Türkiye'den avans alınamadığı için iç borçlanma yoluyla gidermeye çalıştığı öğrenildi. Maliye Bakanı Birikim Özgür, devletin 2015 yılı içindeki tüm mükellefiyetlerini yasal çerçevede yerine getireceğinden kimsenin şüphesi olmamasını isteyerek çok mecbur kalınması halinde borçlanma yoluyla açığın kapatılacağını duyurdu. Halkın Sesi bugün manşetinde bu habere yer veriyor. Ucuz atlatıldı bir başka haber. Lefkoşa'da ana yola durmadan çıkan ara sürücüsü Hüseyin Kemik, o esnada cadde üzerinde motosikletiyle seyreden paket servis görevlisi 37 yaşındaki Hüseyin Eker'e çarptı. Kaza sonucu Eker'in ayağı kırıldı. Çözümün zamanı geldi. Rum yönetimi eski başkanı Yorgo Vassiliou, "Ana planına hayır diyeceğimizi söyleseydik Avrupa Birliği'ne giremeyecektik" dedi. Vassiliou çözüm zamanının geldiğini de vurguladı. Detaylar Halkın Sesi'nin iç sayfalarında. Tamamlıyoruz Halkın Sesi gazetesini. Star Kıbrıs'a bakıyoruz bu kez de. Star Kıbrıs'ın manşetten verdiği haber, "Bana kimse solculuk öğretemez" başlığıyla yer alıyor. İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy, siyasi görüşünden asla ödün vermeyeceğine dikkati çekti ve ekledi, "Bana kimse solculuk öğretemez."
İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Hakan Soy, Günaydın Ada programına katılarak gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Siyasi görüşünden asla ödün vermeyeceğini ve kimsenin kendisiyle solculuk oyunu oynamasına izin vermeyeceğine dikkati çeken Hakan Soy, Yeni Erenköy Belediyesi'ne işaret ederek, "İşten çıkarmak bir seçenektir ama ben bunu tercih etmiyorum," dedi. Maaşlarda düzenleme olacağını söyleyen Hakan Soy, "Sendikanın ve çalışanların bizi anlayışla karşılaması gerekir. Maaşlardan belli katkının belediyeye yapılması gerekiyor," ifadelerini kullandı. Hakan Soy, "Kesintiye önce bakanlar ve vekillerden başlansın," şeklindeki yorumlara da destek vererek böyle bir adım atılması konusunda ilk imzayı kendisinin atacağını da belirtti. 2016 yılında yerel yönetimler reformu yapılacağına işaret eden Hakan Soy, bu reformlar içerisinde aynı zamanda belediye sayısının düşürülmesinin de olduğunu belirtti. Kısa bir süre önce başvuruları alınmaya başlanan beyaz kimlik konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, beyaz kimliğin kapsamında bazı eksikler olduğu öz eleştirisini yapan Hakan Soy, "Kapsamı bizim yeniden ele almamız ve burada bir tadilata gitmemiz gerekebilir," dedi. Eleştirilere ve yeni önerilere açık olduğunu da belirten Hakan Soy, "Herhangi bir konuda yola alamazsam topluma yapamadım, bu nedenden dolayı diyeceğim, bakanlık koltuğu beni yönetmeyecek, ben bakanlık koltuğunu yöneteceğim," şeklinde konuştu. Detaylar Star Kıbrıs'ın iç sayfalarında yer alıyor. Hakan Soy'un açıklamaları, "Bana kimse solculuk öğretemez," başlığıyla yer alıyor değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Akıncı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu moderatörlüğünde bir söyleşi programına katılma arzusundayım, dedi. Detaylar üç sayfada. Kimsenin şüphesi olmasın, Maliye Bakanı Özgür, 13. maaşların ödenmeyeceğine dair iddialar üzerine açıklama yaptı. Kimsenin şüphesi olmasın. Yorga Vasilyu'nun açıklamaları Star Kıbrıs'ta da yer alıyor. Uyuşturucu, çevre, trafik dersleri müfredatta. Trafikte güven istiyoruz ve kalbini yolda bırakma yürüyüşü yapıldı. Dürüst'ün açıklamaları yine Star Kıbrıs'ta yer alıyor. Ve tamamlıyoruz Star Kıbrıs'ı. Vatan Gazetesi'ne bakıyoruz bu kez de. Vatan'ın manşetten verdiği haber, Bakan Özgür'den 13. maaş isyanı. Maliye Bakanı Birikim Özgür'den sosyal medyada yayınladığı mesajında son günlerde tartışma konusu olan 13. maaş ödemesi ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. 2015 yılı içindeki tüm mükellefiyetlerin yasal çerçevede yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın diyen Özgür, yıllardır çeşitli görevler üstlenen ve sürdürülebilir ekonomik yapı için hiçbir çalışma yapmayanların bugün takındıkları tavrın kabul edilebilir olmadığının altını çizdi. Özgür'ün tartışma yaratacak açıklaması aynen şöyle deniliyor ve aktarılıyor. Bugün ana muhalefet partisi Demokrat Parti Milletvekili Sayın Hasan Taçoy'un 13. maaşın ödenemeyeceği aşikar şeklindeki açıklamasını hayretle okudum. Ülkemizde muhalefetin siyasi istikrarsızlıktan ve siyasi istikrarsızlığa yol açabilecek mali konulardaki olumsuzluklardan medet ummak yerine gerek hükümet ortaklığı gerekse muhalefet dönemlerinde kamunun mali sürdürülebilirliği için ne yaptıkları veya ne önerdikleriyle sınandıklarının bilinciyle siyaset yürütülebilmesini çok isterdim. Ancak bu şekilde toplumsal ilerlememize katkı yapabilecekleri çok açıktır," şeklinde açıklamaları yine Vatan'ın da manşetini oluşturuyor Maliye Bakanı Birikim Özgür'ün. Trafikte güven istiyoruz, çocukların dün yapmış olduğu eylem Vatan'ın da ilk sayfasından aktarılıyor okurlara. Akıncı liyakat konusunda tutarlı değil, Toparlanıyoruz Hareketi'nin açıklaması var. Toparlanıyoruz Hareketi, Kemal Deniz Dağnağ'ın Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmasını örnek göstererek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın liyakat ilkesi konusunda tutarlı olmadığını savundu. Detaylar iç sayfada yer alıyor. Vatan Gazetesi'ni de tamamlıyoruz. Ortam Gazetesi'ne bakıyoruz bu kez de. Ortam'ın manşetten verdiği haber, kalbini yolda bırakma, dün çocukların yapmış olduğu eylem var Ortam'da. İzci çocuklar ve öğrenciler trafikte güven istiyoruz ve kalbini yolda bırakma yürüyüşü düzenleyerek ülkenin kanayan yarası olan trafik kazalarına karşı mesaj verdi. 45 okuldan öğrencilerin ve izci öğrencilerin katıldığı yürüyüşte trafikle ilgili mesajlar verildi, konuşmalar yapıldı. Yürüyüşte araçlarda emniyet kemeri, motosikletlerde kask takmayan kalmasın, trafik canavarı olmayın, kemerimi bağlamayı unutma,
arabanızı park yerine park edin, hızla gidersen beni öldürürsün, direksiyon başındayız, kapsama alanı dışındayız, hırsız malımızı, hız canımızı alır, kaldırma paket etme, kaldırma park etme, yayayı yolda yürütme, ne olur bizi duyun, trafik kurallarına uyun gibi sloganlar içeren pankartlar taşındı. Bir başka haber, sendika platform dün Yeni Erenköy Belediyesi çalışanlarının meclis önünde kurduğu çadırı ziyaret ederek çalışanlara destek belirtti. Sendika platform adına açıklama yapan Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel, platform olarak Erenköy Belediyesi'ndeki arkadaşlarımıza destek verdik, vermeye de devam edeceğiz dedi. Yeni yıl öncesinde Yeni Erenköy Belediyesi çalışanlarına gıda yardımı yapacaklarını da açıklayan Gökçebel, özellikle çalışanların üzerinden tasarruf yapan, haklarını budamaya çalışan, sıkıntılardan sadece çalışanların sorumlu tutan, çalışanlara diyet ödeten, onları çadıra mahkum eden bu anlayış kabul edilemez ifadesini kullandı. Lefkoşa Türk Belediyesi surlar içine geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayında Alver ve Haziran'da Haziran'a kadar çözüm, iç sayfalarda yer alan haberler. Sür manşetten aktarılan haber, ceza yağacak. Ulaştırma Bakanlığı'nın öncülüğünde Ercan Havalimanı'nda trafik düzenlemesine gidildi. Yapılan yeni düzenlemeyle terminal binası önünde araç park engellendi. Otopark alanları dışında uygun olmayan alanlara park edenlere ceza uygulanacak. Yeni uygulamayla giriş ve çıkış arterlerine park etmek de yasaklandı. Tamamlıyoruz Ortam Gazetesi'ni. Detaya bakıyoruz. 70 milyon dolarlık reklam kampanyası. Dünyaya entegre olmamız nedeniyle, olamamamız nedeniyle çok uzun yıllardır turizm sektöründeki potansiyeli kullanamadığımız apaçık ortadayken, değişen her hükümet sonrası turizm sektöründe reklam için harcanan büyük meblağlara bir yenisi daha eklendi. 70 milyon dolarlık reklam kampanyası. Uzun yıllardır turizm sektöründe yaşanan sıkıntıların ana nedeninin ülkemizde direkt uçuşların gerçekleşmemesi olduğu ve bu durumdan dolayı Türkiye dışındaki ülkelerden adamıza gelme potansiyeli bulunan turistlerin tatil maliyetinin daha pahalıya gelmesi nedeniyle ülkemize gelmeye tercih etmediği bilinirken Turizm Bakanlığı tanıtım konusunda 70 milyon dolarlık bir harcama yapmayı gerekli buldu. Turizm Bakanlığı'nın yurt dışındaki reklam kampanyası bir süredir sosyal medyada çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Özellikle İngiltere'de yaşayan vatandaşlar hükümetin büyük meblağlar ödeyerek Londra'da yapmaya çalıştığı reklam kampanyalarının 20 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropolde etkili olmasının beklenmemesi konusunda görüş bildirirken, reklam kampanyası konusunda konuşulanlar arasında bazı çıkar çevrelerinin kampanyadan faydalanacağı yönünde iddialarda bulunuyor. Detaylar iç sayfalarında yer alıyor detayın. Ercan'da yeni trafik düzenlemesi, Ulaştırma Bakanlığı'nın öncülüğünde Ercan Havalimanı'nda trafik düzenlemesine gidildi. Yapılan yeni düzenlemeyle terminal binası önünde araç parkı engellendi. Otopark alanları dışında uygun olmayan alanlara park edenlere ceza uygulanacak. Toplu taşımacılıkta master planı çalışması başlatıldı. Ulaştırma Bakanlığı toplu taşımacılıkta düzenli ve sistemli bir ulaşım ağı oluşturulması hedefiyle toplu taşımacılıkta master planın hazırlanması için çalışmalara başlandığını bildirdi. Türkiye'de bankalara siber saldırı devam ediyor. Türkiye'de 3 önemli banka ve bazı kamu kurumlarının internet sitelerine önceki gün öğleden sonra DOS olarak adlandırılan suni internet trafiği saldırısı nedeniyle bir süreliğine erişilemedi. Bankacılık sistemine yönelik önceki gün başlayan siber saldırılar dün de devam etti. Sırada halkın bilgilendirilmesi var. Kıbrıs müzakerelerinde yılın son aylarında yaşanan yoğun süreç hakkında son günlerde üst düzey toplantılar yaparak siyasi parti ve temsilcilerini gelişmeler konusunda bilgilendiren Cumhurbaşkanı Akıncı, dün kuruluş yıl dönümü nedeniyle BRT yetkililerine kabulü sırasında 29 Aralık Salı günü tüm kanallarda ortak olarak yayınlanacak bir söyleşi programı gerçekleştirme talebinde bulundu. Ve tamamlıyoruz Detay gazetesini de. Son olarak Afrika gazetesine bakıyoruz. Afrika'nın manşetten verdiği haber, örtüyü kaldırmıyor.
Gazetemizin saraydaki örtülü ödenekle ilgili dünkü manşeti toplumda geniş yankı uyandırırken açıklama talep ettiğimiz Akıncı susmayı tercih etti ve hiçbir açıklama yapmadı deniliyor. Örtülü ödenek konusunda Mustafa Akıncı da şeffaf değil şeklinde Afrika gazetesinde yer alıyor haber. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan'ın hala saraydan ödenmesi tepki yarattı. Ersan'a hangi göreve karşılık ödeme yapıldığı merak ediliyor. Seçim kampanyası sırasında sarayın örtülü ödeneğini eleştiren ve hiçbir dökümünün olmadığını söyleyen Akıncı'nın şimdi kendi dökümünü sunması talep ediliyor. Akıncı'nın hiçbir açıklama yapmaması ve susması bu konudaki şüpheleri güçlendiriyor ve güvenilirliğini sarsıyor şeklinde haberi var Afrika gazetesinin. Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önünde eyleme izin verilmedi. Türkiye'deki katliamlara dur deyin. Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği öncülüğünde dün Lefkoşa'da düzenlenen eyleme Barış Platformu da destek verdi. Detaylar iç sayfadan. 13. Maaş sendromu Özgür'den net açıklama yok şeklinde yorumladı Afrika gazetesi. Maliye Bakanı Birikim Özgür'ün açıklamalarına da yer verdi. Tamamlıyoruz Afrika'yı da değerli izleyenler. Genel bir resmi görmek için bütün gazetelerin manşet haberlerine bakalım. Afrika örtüyü kaldırmıyor manşetini kullandı. Detay 70 milyon dolarlık reklam kampanyası, dünyaya entegre olamamamız nedeniyle çok uzun yıllardır turizm sektöründeki potansiyeli kullanamadığımız apaçık ortadayken, değişen her hükümet sonrası turizm sektöründe reklam için harcanan büyük meblağlara bir yenisi daha eklendi şeklinde yorumu var Detay gazetesinin. Ortama bakıyoruz, kalbini yolda bırakma, dün çocukların trafikle ilgili yapmış oldukları eylem ortamı manşetinden aktarıldı. Vatan gazetesi 13. maaş isyanı Bakan Özgür'ün açıklamalarına yer veriyor manşetinde. Star Kıbrıs, bana kimse solculuk öğretemez, İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy'un açıklamalarına yer veriyor manşetinde. Avans yok, kriz var. Hemen her yıl 13. maaşları bir sonraki yılın bütçesine avans olarak Türkiye'den alarak ödeyebilen hükümet bu yıl reformların yapılmadığı ve su yönetiminin yol açtığı kriz nedeniyle Türkiye'den maaş ödemesi için ek kaynak alamadı şeklinde yorumu var Halkın Sesi gazetesinin manşetinde. Hellim'de geç kalma endişesi. Hellim'in Avrupa Birliği'nde coğrafi tescili için yapılan başvurunun itiraz süresi 28 Aralık'ta dolacak. İtirazların görüşülmesinin ardından tescil süreci başlayacak ancak tescile uygun üretim için Kuzey Kıbrıs'ta henüz adım atılmadı şeklinde haberi var Havaris gazetesinin. Kıbrıs'ın manşet haberi şu şekildeydi. Ercan'da yoğun trafik. Yılbaşı döneminde Ercan Havalimanı'na 193 uçağın ineceği, 192 uçağınsa kalkış yapacağı, toplam 385 karşılıklı sefer yapılacağı bildirildi. Yeni Düzen gazetesinin manşeti ise suç yoksa cezada yok başlığını taşıyor. Yeni Düzen'in dün manşetten duyurduğu 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk RT'nin Türkiye'de IŞİD terör örgütüne katılmak üzereyken tespit edilerek yakalanma haberinin ardından gözler bu kez nasıl bir süreç işleyeceğine çevrildi. Olayın hukuki boyutunu hukukçulara sorduk. Suç yoksa cezada yok şeklinde yorumlanıyor. Yine Yeni Düzen gazetesinde yer alıyor haber. İç sayfalarında daha detaylı bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Basındaki özetlere baktık. Gazetelerdeki haberleri sizlerle paylaştık. Şimdi spor haberleri. Kıbrıs'ın enerjisi Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Afrika gazetesinin spor sayfasında bugün aktardığı ilk haber, kupada bugün 15 maç, Futbol Federasyon Kupası 1. eleme turu karşılaşmalarında 15 karşılaşma bugün tek maçsa yarın oynanacak. Detaylar Afrika'da yer alıyor. Limassol Maratonu tanıtımında Cem Dağdelen'le Çağan Öztunan'ın fotoğrafları kullanıldı. Yine sayfalarda okuyabiliyorsunuz. Handbolda sıra yıldız erkekler finallerinde ve sezon tırmanma rallisiyle tamamlanıyor. İç sayfalarda okuyabileceğiniz haberler değerli izleyenler. Detaya bakıyoruz. Aslan Büyük oynuyor. Ocak ayında 4 takviye yapması beklenen Galatasaray'ın Arjen Robben ve Klaas-Jan
Puntelara'da gündemine aldığı ileri sürüldü. Detaylar iç sayfada. Fenerbahçe'de aranan kan bulundu. Trabzon'a sürpriz teknik direktör adayı yine iç sayfalarda okuyabileceğiniz haberler Detay gazetesinde. Ortama bakıyoruz. Hedefimiz final. Mausa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, kupa maçlarına iyi motive olarak eleme turlarını geçip Kıbrıs Kupası'nda final oynamak düşüncesindeyiz dedi. Hedefimiz final. Yine Ortam'ın spor sayfasında detaylarını okuyabilirsiniz. Lefkoşa veteran masa tenisçilerinden uluslararası atak iç sayfalarda okuyabileceğiniz bir haber. Motor sporlarında sezon tırmanma yarışıyla tamamlanıyor. Amerikan Koleji atletleri rekora koştu. Ve engelsiz yüreklere Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu morali. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıldır Kuzey Kıbrıs Türksel Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı olarak ülkemizi başarıyla temsil eden engelsiz yüreklere Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'ndan moral ve destek geldiği deniliyor. Detaylar iç sayfada. Tamamlıyoruz Ortamı. Vatana bakıyoruz. Hem kutlama hem ödül. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yeni yılı dün akşam dernek lokalinde düzenlediği kokteyl ile kutlarken son 7 haftalık periyotta başarı gösteren antrenörleri de ödüllendirdi deniliyor. Yine detaylar yer alıyor Vatan'da. Bağcıl'da hedef Aytaç, Batı bölgesi ekiplerinden Bostancı Bağcıl'da görevinden istifa eden Mehmet Bolkan'ın yerine Bülent Aytaç'ın getirilmesi konusunda çalışma başlatıldığı öğrenildi deniliyor. Mehmet Çil, Mausa Türk Gücü'nde Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Mausa Türk Gücü Mehmet Çil'i renklerine bağladı. Sarı Yeşiller ilk devrede kiralık olarak Hamitköy'de forma giyen golcü isim Çil'in bonservisinin bulunduğu yeni camiyle anlaşarak bu oyuncuyu kadrosuna kattı. Yeni cami kolları sıvadı. Başkent ekibi yeni cami transferde kolları sıvadı. Devre arası transferini iyi değerlendirmek isteyen siyah beyazların ülkemizin golcü ismi Kasım Taman ve Doğan Türk Birliği'nin tecrübeli savunma oyuncusu Serkan Önet'le ilgilendiği öğrenildi. Gönyeli ve Yeşilova Cenker'in peşinde. Kepe Süper Lig ekiplerinden Yeni Cami'nin genç oyuncusu Cenker Yazar'la Gönyeli ve Aslancak Yeşilova'nın ilgilendiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna İngiliz devi Manchester United'ın kattığı Portekizli süperstar Nani, günübirlik bir ziyarette adamıza geldi. Nani'nin ailesiyle kısa bir Kuzey Kıbrıs turu yaptıktan sonra bugün adamızdan ayrılacağı haber verildi. Yine Vatan'ın spor sayfasından aktarılıyor. Nani ve ailesinin dün akşam Kuzey Kıbrıs'taki lüks bir otelde kaldığı ve bugün adadan ayrılacağı öğrenildi. Nani ve ailesinin hangi otelde konaklandığıysa açıklanmadı. Tamamlıyoruz Vatan'ı. Star Kıbrıs'a bakıyoruz. Tırmanma şampiyonası için geri sayım başladı. Kuzey Kıbrıs Touring ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2015 Yıldıray Debreli Tırmanma Şampiyonası'nın ertelenen sezon finali Mersinlik Tırmanma Yarışı yarın yapılıyor. Yarın sabah saat 10.30 itibariyle Mersinlik'ten başlayacak olan ve Mersinlik Ardahan Kavşağı'nda bitişi yapılacak olan 3.7 kilometrelik parkur biri deneme olmak üzere 3 kez geçilecek deniliyor. Star Kıbrıs'ta. Amerikan Koleji atletleri rekora koştu. Engelsiz yaşam teşekkürü yine okuyabileceğiniz haberler arasında yer alıyor. 44.946 kişi tek bir maçı izledi. Ligde en çok izlenen maç 44.946 kişiyle Fenerbahçe Galatasaray derbisi oldu diye de ekleniyor haberde. Tamamlıyoruz Star Kıbrıs'ı da. Halkın sesine bakıyoruz. Kupa günü. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası heyecanı
16 maçla başlayacak. Birinci eleme turunda bugün oynanacak olan 15 ve yarın oynanacak olan bir maçla ikinci tura yükselecek takımlar belirlenecek deniliyor. Havadise bakıyoruz. Gözler Kupa'da. Futbolda 2015 yılının son resmi maçları oynanıyor. Yine az önce aktardığımız haberlerin bir benzeri Havadis'te de yer alıyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk koşuları ülkenin her bölgesinde olduğu gibi Lefke'de de yapıldı. Atatürk için koştular. Yine Havadis'te yer alan bir haber. Nani Kuzey Kıbrıs'ta. Daha önce aktardık sizlere bu haberi. Mehmet Çil, Mausa Türk Gücü'nde Havadis'in spor sayfasında yer alıyor. Veteranlarımız resmen üye oldum. Lefkoşa Veteran Masa Tenisçileri Derneği tarafından yoğun çaba harcanan Uluslararası Veteran Masa Tenisi Federasyonu'na üye olma girişimi sonuçlandı diye belirtiliyor. Tamamlıyoruz Havadis'i de. Kepet 1. Lig'in ilk yarısının tamamlanmasının ardından lider Girne Halk Evi ve averajla 2. sırada bulunan Gençlik Gücü istatistiklerde zirvede yer aldı. Kıbrıs Gazetesi'nin bugün spordan aktardığı haber bu şekilde manşetten. Nani Kıbrıs'ta Kıbrıs Gazetesi de yer verdi bu habere. Kupa günü yine sürmanşetten aktarılan bir haber. Ve tırmanmada sona gelindi. Daha önce aktarmış olduğum haber Kıbrıs Gazetesi'nde de yer alıyor. Yeni düzene bakıyoruz. 54. Kupa serüveni. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kıbrıs Kupası'nda ilk tur karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak. Kupada bugün 15, yarın 1 maç yapılacak. Saat 13'te başlayacak karşılaşmaların ardından ikinci tura yükselen 16 takım belli olacak. Yine Yeni Düzen gazetesinden de aktarılıyor haber. Lefke'de yol koşulları yapıldı. Geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk yol koşulları çerçevesinde dün Lefke okulları yarıştı. İlkokul, ortaokul ve liselerin kız ve erkek takımları birincilik için ter döktü deniliyor. Cinyur Ogedi İskele için geldi. Kepet Süper Lig takımlarından Doğu Bölgesi ekiplerinden Gençler Birliği forvet mevkiinde oynayacak olan Nijeryalı futbolcu Cinyur Ogedi'ni denemek için adaya getirdi. Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Mausa Türk Gücü ara transfer dönemi için ilk takviyesini yaptı. Mehmet Çil'in bonservisini Yeni Cami'den aldı deniliyor. Başarılı isimler ödüllerini aldı. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği'nin düzenlediği kokteylle hem yeni yıl kutlandı hem de liglerde son 7 haftalık periyotta başarılı olan antrenörlere plaket takdiminde bulunuldu. Bu haberle beraber tamamlıyoruz yeni düzeni de ve spor haberlerini de tamamlamış bulunmaktayız değerli izleyenler. Basında bugünün sonundayız. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü başka arkadaşım basında bugün de sizlere eşlik edecek. Gün içerisinde haber bültenlerimizde ve programlarımızda tüm gelişmeleri bulabileceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.